Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü durağımız Kayseri. Kayseri'de sektörün en iyilerinden biri olan kebapçı Şakir'e konuk olduk ve sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Şakir Merhabalar, Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Bizler de çok iyi, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şakir Bey, burada kebap sektöründe hizmet veriyorsunuz ve sektörün en iyilerinden birisiniz. Yıllardır tecrübe sahibisiniz. Bunların tamamını ürünlerinizden ve lezzetlerinizden bahsedeceğiz. Ama ilk önce sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şakir Büyükberber. Dedemin mesleği, babam var birinci sırada, ikinci sırada baba, üçüncü kuşak olarak biz varız kardeşimle birlikte. Dört kuşaktır sürdürmeye devam ettiriyoruz. Dört kuşaktan bu yana dört dededen beri. Evet. Turuna kadar hala aktif olarak. 1926'dan beri faal durumdayız. 1926'dan iki şubemiz var. İkisi de Kayseri İkisi de içerisinde. Kayseri içerisinde. Peki 1926'dan bu yana bu kadar uzun bir süredir bu lezzeti taşımayı nasıl başardık? Bunu neye borçluyuz Şakir Bey? Lezzetten ve etten hiç ödün vermedik. En güzelini kullandık. İşte seçme etlerden kullandık. Onun için lezzet bakımından aynı seviyede tuttuğumuz için aynı müşteriyle devam ettiriyoruz. Müşteriler anladığım kadarıyla sadece buraya aslında kebap yemeye de gelmiyor. Sizin güler yüzünüz, samimiyetiniz tabii ve ki yani. Bölgeden ne kadar çok sevildiğiniz 1926 yılından bu yana hizmet verdiğinizin en büyük simgesi diyoruz. Evet. Peki burada bir tarih yatıyor. Yani bu tarihten bahsetmek istiyorum kesinlikle izleyicilerimize. Saç kavurma diye bilinen, evet, Kayseri'nin ana yemeğinin ilk yapımı dedeniz tarafından, dedem tarafından yapıldı. Evet. Bunun tarihinden biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl oluşmuş saç kavurma? Bunun tarihi 1926'da askeri dönüşü İzmir'e bir seyahat sırasında orada bir tanıştığı lokanta ile birlikte İzmir köfte imalatına başlamışlar, müşteri servisine. Orada döndükten sonra bunun yanına ben bir kuzu etinden kavurma yapsam acaba gidebilir mi, yapılabilir mi diye bu işe girdiğinde kavurma işine 1926'da Kayseri'de ilk defa kendi buluşuyla, kendi lezzetiyle, ustalığıyla o günden beri aynı sistemle devam ettiriyoruz. Devam ediyor. Bu da aslında burada bir tarih yatıyor. Sadece evet, bir işletme değil. Evet. Yani saç kavurmanın tarihi de yapılışından biraz evet, önce izlediğimiz gibi önümüzde evet, bir tarih eseri olarak diyelim artık yatıyor. Evet. Son olarak buradan Kebapçı Şakir'den izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Şakir Bey? Gelip görmelerini, yemelerini tavsiye ederim. Yolu düştüğü zaman. Değil mi? Evet. Bizler de evet, muhakkak diyoruz ki hani yolu Kayseri'ye düşen herkese bir kere de olsa bu lezzetleri denemeye şiddetle tavsiye ediyoruz. Teşekkür Peki ederim. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Şakir Bey. Estağfurullah. Yine bekleriz inşallah. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü durağımız Kayseri'ydi ve Kayseri'de sektörün en iyilerinden biri olan Kebapçı Şakir'den aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.